Hıza bak, hıza bak. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead videosundan hepinize selamlar. Gençler, katil oynarken biliyorsunuz ki sürekli karşıma tuzaklı perkler geliyor. İşte flash bombası atanı var, jeneratöre tuzak kuranı var. Bir de son zamanlarda şu paletin üstüne tuzak kurma olayı meta oldu. Bir iki sefer karşıma geldi son videolarda. Ben dedim ki bu üçünü birleştirdiğim bir kurban videosu yapayım. Biraz eziyet çektirmeye çalışalım katillere. Şimdi şöyle, büyük ihtimal yazacaksınız, o yüzden ben şimdiden açıklayayım. Son perke bir tane loop perkü aldım. İşte bunun yerine hedon koyabilirdim falan yazabilirsiniz. Hedon da bir tuzak perkü sayılır. Katil sersemletmemize yarıyor. Ama hedon tek başına kullanılabilecek bir perk değil arkadaşlar. Hedonun yanına hızlı ve sessiz perkünü de almanız gerekiyor. Ya da ne bileyim, yaralıyken dolaba girerseniz ses falan çıkardığınız için biraz zor oluyor yani. Kısacası hedon yan perkler de istiyor. Bu 3 perkten birisini de çıkaramayacağım için hedon olayını başka bir videoya bırakıyorum arkadaşlar. Hatta onu belki iboyla falan duo şeklinde troll yapmaya çalışırız. Şimdi hızlı bir şekilde perkleri anlatıyorum. İlk perkümüz ses bombası. Herhangi bir jeneratörde %40 ilerleme kaydettikten sonra bu perk etkinleşiyor. Bu perk etkinken dolaba giriyoruz ve birinci etkin yetenek butonuna basarak ses bombası yapıyoruz. Dolaptan çıktığımız zaman elimizde olmuş oluyor bu ses bombası. Bu bombayı sağ tıka basarak yere fırlatabiliyoruz. Yere fırlattığımız zaman birkaç saniye içerisinde patlıyor. Patladığı zaman yakınındakileri kör ediyor. Katili bu şekilde kör etmeye çalışacağız. İkinci perk'üm tuzak mayın. Yine bu da bir jeneratörde %40 tamir ilerlemesi kaydedildiğinde etkinleşiyor. Bu perk etkinken herhangi bir jeneratörün yanına gidip ikinci etkin yetenek butonuna basarak 120 saniye boyunca o jeneratörde duran bir tuzak yerleştiriyorum. Bu tuzak yerleştirdiğim jeneratör diğer kurbanlar sarı hareyle görebiliyor. Katil eğer bu 120 saniyelik süre içerisinde gelip bu jeneratöre tekme atarsa tuzak patlıyor ve jeneratörün etrafındaki herkesi kör ediyor. Ardından devre dışı kalmış oluyor. Tekrardan %40'lık jeneratörü tamir edip tekrardan başka bir jeneratöre tuzak kurabiliyorum. Üçüncü perkümüz kimyasal tuzak. Jeneratörlerde toplamda %20'lik ilerleme sağladığım zaman bu perk etkinleşiyor. Bu perk etkinken düşmüş bir paletin yanında durup ikinci etkin yetenek butonuna basarak 60 saniye boyunca o palette duran bir tuzak yerleştiriyorum. Katil eğer bu tuzak olan paleti kırarsa tuzak patlıyor ve katilin hızı 4 saniyeliğine %50 yavaşlıyor. Aynı zamanda da katil böyle beyaz, sanki yanında un çuvalı patlamış gibi bir hale bürünüyor. Bence yavaşlamasından daha komik bir hal yani. Ve son perkümüze ustalık, bunu loop için aldım arkadaşlar. Buraya aslında birkaç tane de ekstra perk de konulabilirdi ama loop konusunda da çok zayıf kalmak istemiyorum. Sadece sağlıklıyken çalışıyor bu perk. Hızlı yaptığımız atlamalar %20 daha hızlı gerçekleşiyor. Her 30 saniyede bir kullanabiliyoruz bu perkü. Bu arada bu perkler kullanımı basit gibi görünse de bence strateji isteyen perkler. Özellikle flash bombası. Yani katil beni görürken attığım zaman genellikle arkasını dönüyorlar ya da kafasını kaldırıyorlar, kör olmuyorlar. O yüzden böyle hani köşe dönerken falan atmaya çalışacağım. Tabii o an nasıl denk gelirse, yani pozisyonumun da önemi var. Onryo gelmiş hocam. Şöyle hepsini bir çalıştırsam aslında var ya, efsane olur da. Tamam. Palet tuzak olayı aktif. Bir şey diyeceğim, şunu da alalım da arkadaşlar. Oğlum çok korkmuş böyle sessiz katillere karşı oynamak. Ha bir dakika. Ya elimde item olmaması lazım arkadaşlar bunu çalıştırabilmem için. Şimdi şu kaseti bir takayım hemen. Kaseti takayım dedim de adama geldik, anasını satayım. Hocam. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Tamam, ses bombası ürettim. Bu medkiti aldığım zaman ne oluyor? Hah, tamam. Tam istediğim gibi oldu şu an. Okey. Bizim adama yardım, bizim adama yardım, bizim adama yardım. Hıza bak, hıza bak. Hayalete dönüştü killer. Baba gelişe bak. Hop. Güzeliz. İyiyiz. Baba tipe bak. Oğlum ilk maçtan neler yapıyorsun Purpo? İlk maçtan bu çocuk neler yapıyor? Allah, takılma oraya. Takılma oraya Purpo'cum. Şimdi mine game deneyecek büyük ihtimal. Aynen öyle. Akılsın lan Purpo. Akılsın lan Purpo. İyisin oğlum. Tamam, şu paletle oynarız. Açık paleti tercih edelim arkadaşlar. Açık palet, açık palet, açık palet. Saldı bizi, evet. Bezdirdik killer'ı daha ilk maçtan, ilk saniyeden. Adamı bezdirdik vallahi. Devam ediyoruz arkadaşlar, devam ediyoruz sektörden. Ananı satayım, keşke devam etmeseydim. Aa, jeneratöre niye tuzak kurmadım? Aa, benim salak kafam. Aa, benim salak kafam. Ah lan. Çok anlaki oyuncu denk geldi yalnız ha. Vay. İyisin, iyisin. Orayı iyi topladın. Adamda da Franklin varmış. Çakalın yoya bak sen. Sen kim köpek la?
Aa, sattık burayı. Çok kötü oynadım burayı ya. Boyu biraz kısa ya, takip edemedim. Neyse, easy, hiç sıkıntı yok. İki tane perk'ü gayet net bir şekilde gösterdik. Jhene de tuzak kursam orada. Ulan onu niye akıl etmedim ya? Hemen Jhen. Lan oğlum, aktif edemedik hiçbir şeyi. Hayvanlar öyle bir Jhen yaptı ki. Lan nerede? Oğlum nereden geldiğini anlamadım ya. Öyle bir Jhen yaptı ki bizimkiler. Bir kere kullanabildim, anladın mı hepsini yani. Bir de Noe diyedik. Ulan var ya, ben bu troll falan denediğim zaman başarılı oluyorum tamam da hep cezasını çekiyorum yani. Hiç cezasız kalmıyor. Ya abi, Noe'nin çıktığı yere bak Allah aşkına. Bak kancadayım, Noe'nin çıktığı yere bak. Benim max şansım, yemin ediyorum ya. Ulan benim üstümde çıkarsaydınız Noe'yi kırması daha kolay olurdu ya. Yok gidin. Bir şey yapamazlar yani, Noe burada hepsi ölür. Güzeldi maç, güzeldi. Noe olayı şanssızlık oldu ama. Yani maçtaki tek sorun aşırı Jhen rush yaptığımız için benim her perk'ü sadece birer kere çalıştırabilmem oldu. Ama olsun, onları da güzel yerlerde kullandık bence. Ulan medeniyet görün, medeniyet. Adam paragraf yazdı, açıkladı bana niye alamadığını. Ulan dibimde can vardı, ne güzel hemen yapardım perk'leri de. Yoz müdahalesi varmış ya. Wow! Dr. Bey gelmiş. Hemen arkadaşlar perk'lerimizi aktif edelim. Şöyle. Okey, adamı yerinde gördük zaten. Oraya bir tuzak yerleştirdim arkadaşlar. Jhen'i boz. Sersemlemeyi yedi ağzına. Bir daha vuruyor şimdi. Tamam, çok güzel. Bir daha geldim Jhen'e. Aslında o palete de keşke tuzak şeyini koysaymışım ya. Ama chase'te değildim ya. Boşa gitmesin diye koymadım. Kanki bana gelmişsin. Sonra ne olmuş? Yalnız şansıma sıçayım. Oğlum şu gelişleri acayip komik oluyor. Beyaz una bulanıyor ya adam. Okey boss. Arkadaşlar sıkıntımız şu. Seviye 3'te olduğumca flash bombasını bırakamıyorum. Tamam, güzel. 2 tane perk çalıştırdık. Şimdi palet perk'ünü tekrar aktif etmem lazım. O perk çok güzel ya. Killer Shack'te aslında orada daha dönerdim de hani biraz perk'leri gösterme üzerine oynadığım için. Killer Shack'te kırılması zorunlu bir palet olduğu için böyle onun üstüne koydum. Bana geliyor galiba da. Aynen öyle. Git Jhen'e vur git. Git Jhen'e vur ya, geri zekalı. Jhen'e vurmazsan seni 4-5 can daha döndürürüm. Jhen'e vurmazsan seni 4-5 can daha döndürürüm. Lan sıkışma şuraya. Woohoo! Bozuk oyun. Abi işte doktor bu yüzden leş bir killer. Atladığım yeri gördünüz mü? Bir şey diyeceğim. Dimdirek karşıdan gelip nasıl fast atamadım? Hayır. Yani şurada şok veren bir insan saçma geldi bana. Yani orada fake denerken şok verdi adam. Neyse, güzel, bence iyi oyaladık. Gerçekten şu pencereden nasıl fast atamadım ya? Biraz çapraz geldim galiba, değil mi? Bak şu pencereden fast volt atsam şu an hala chase'deydik. Öyle diyeyim ben size. İşte minik kritik anlar arkadaşlar. Saliselik olaylar. Abo. O hoş olmaz işte. O işte hoş olmaz. Burada alır ki beni her türlü. Çok iyi. Tam buradan kaçmamız süper oldu. Yalnız o paleti kırmadı ya. O paleti kırmaması hoş olmadı. Bir şey diyeceğim, ben öldüm bu arada. Ugh. Lan! Allah bu oyunun belasını versin ya. Vallahi billahi. Ya benim hatam tamam da oğlum, buraya niye dolap koyuyorsunuz ya? Çok iyi oyalardım daha. Oradan atlasam çok iyi oyalardım ya. Oğlum ben nasıl kör oldum? Alo, ne yaptınız lan? Arkadaşlar az önceki olayı anlatıyorum. Şimdi doktor pencereye giderken şok verebilen bir katil olduğu için anında şey yaptım. Spamledim ki, çünkü spamlemeniz gerekiyor. Yoksa şoku yerseniz atlayamıyorsunuz hiçbir türlü. Oğlum o beni fena tanıladı yalnız ha. Harbi diyorum, fena tanıladı. Bu fake mi? Değilmiş.
Oğlum o şoku nasıl yedim ya? Hop. Öldük, GG. Evet, güzel tanıladı da adamın yapacak da bir şey yoktu aslında yani, hani tek şansı buydu. İyi can rush'ydı çünkü. Ya flash bombam counterlandı. Olayın sıkıntısı bu. Doktor olduğu için, seviye 3'e geçirdiği için item kullanmana izin vermiyor. Flash bombasını kullanamadım. Bir kere falan kullanabildim. Onlarca güzeldi bence. Yine ben keyif aldım maçtan. Tuzak perkleri gerçekten çok keyifli. Maçın iki kritik noktası var. Birincisi üst pencereden fast bolt atamadığım yer. İkincisi de spamlediğim için pencereden atlama gelene dolaba girdiğim yer. O iki hatayı yapmasam şu an hala hayattaydım mesela. İşte böyle kritik bir oyun arkadaşlar, Dead by Daylight. Şu ana kadar en keyif aldığım iki build'den birisi oldu arkadaşlar bu. Birisi kovalamaca build'iydi, klasik. İyi loop atmamı sağladığı için yani. Bu oyunun en eğlenceli yanı loop atmak bence kurban tarafındayken. Pined geldi bu arada. Bir diğer build de şimdilik bu. Volek build'i de çok güzeldi ama Volek build'inde loop atamamıştım. Evet, yine hemen perklerimizi aktif etmeye çalışalım. Bu arada Macmillan'ın en sevmediğim varyasyonu bu. Şu ortadaki çadırlı falan olaylar var ya. Hiç gerek yoktu bence böyle bir varyasyona. Bunu kafatası taciri için getirmişlerdi galiba. Krallar selam, ben şu iki perkü aktif edeyim, hemen gideceğim. Tamam, siz halledersiniz orayı. Katillik öğretme, katillik öğretme. Yalnız yetişti mi bana? Pinet hocam? Ya oğlum, şaka gibi katiller geliyor gerçekten ya. Şaka gibi katiller geliyor ya. Bak, palete tuzak kuramadım zincir attığı için. Şöyle bir güzellik oldu. Etiketimi buraya bırakmıştım. Hemen onu aldım. Tamam, süper, hemen iyileştik. Gel kral, seni de iyileştireyim. Sal beni artık. Git hayatımdan. Kır onu. Unlara bulandı. Bak 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 bak, tipe bak salan. Hop. Fast vaulting. Aa, Allah'tan vuramadı var ya, bir şey diyeyim mi? Kız Hatice vursaydı ikili gidiyorduk. Abo arkadaşlar, ikili gidiyorduk vallahi. Vallahi gene tuzak kurdum ama. Akıllısın Zurpa. Akıllısın Zurpa. İşte bu oğlum, spotları gerektiği yerde salıp gerektiği yerde, tamam mı Zurpocuğum? Onu nasıl tuttun? Ah! Okey, enti. Güzel oynadı. Onu ıskalatsam iyiydi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Chase'i ben atıyorum. Jhen'i ben yapıyorum. Birilerini ben heal'lıyorum. Katili yavaşlatan benim. Yok Jhen perk'ü, yok şu falan. Siz ne işe yarıyorsunuz tam olarak şu an? Bir şey diyeceğim. Bu heal hızı ne? Bu ne oğlum? Ha, kancadan aldıktan sonra heal yavaşlatan şey var. Kral sal 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 sal. Oo, adam inanılmaz bir build yapmış ya Pine'de. Benim heal'lanmam lazım ya. Umarım medkit çıkar yani. Heal'lanamazsam GG. Burada direkt ölürüm eğer gelirse. İçine doğdu herhalde. Uf, buraya bakmadan gitti lan. Allah'ım şükürler olsun. Aşağı falan inse var ya mahvolmuştum. Okey. Bombamızı ürettik. Bu taraftan geliyor lan. Lan zin... Öf kral ya, ama vallahi hiç duymadım zincir attığını, arkamdan geliyor sandım ya. Okey, bu maç vallahi ezdi geçti adam bize. Yani yine güzel, bayağı perk çalıştırdık da. Burada flashla kör edip base paletine gidip base paletine de palet koyacaktım ama zincir atacağını hiç duymadım. İkidir. Bak, perklerimi counterlayan killerlar geliyor. Biri zincir atan, elimi kolumu bağlıyor. Bir diğeri de doktordu. Flash perkünü kullanmamı engelliyordu. Sable ne yapıyorsun? Sable! Canım bırak. Kral öldür onu da. Gel. Şunu da kır bari, gel hadi kır. Bir tane daha perk göstererek, ne inat ettin ya. Kır lan şunu. Baba dumanlar içinde bak. Nasıl sis baba baba gelişe bak salan. Dumanlar içinden. Aha! Amre attı diğeri, ikisini aldı. Helal lan işte. Perkün önemi. İbo'lar içinden bir seni seçtim. İbo'yu sana, ben sana verdim.
boğular içinden. Adam valla çok çok güzel oynuyor bu arada oyunu. Yani çok doğru, çok akıllı, çok sakin oynuyor öncelikle. Hani böyle tunnel falan atmadan çok üstünlük kurdu maçı. Onu nasıl yaptı anlamadım ama demek ki bu build'ine falan çok hakim bir killer. Gayet beğendim oynayışını. Ya bu kadar adil oynayıp bu kadar baskı hissettirebilmesi bana gerçekten saygı duyulası geldi yani. Adamla ilgili hiçbir problemim yok. Sadece hani biraz daha düz killer gelse de perkleri biraz daha gösterebilsem. Biri elimi bağlıyor, biri bir yerden atlamamı engelliyor falan. Evet, geldi TRT yayını map'i arkadaşlar. Siyah beyaz map mi olur? Oğlum şurayı artık renklendirin lan. Lan 3 yaşında bir çocuğa verseniz pastel boyayla boyar şu map'i zaten. İlk maç kaset olduğu için yapamamıştım da. Medkit'le girdiğim zaman izin veriyor mu flash bombası yapmama? Aa, izin veriyormuş, tamam okey. İlk geldiğinde sanırım hiç item olmaması gerekiyordu elinde diye hatırlıyorum. Bu değişmiş sanırım. Nemesis bu arada katil. Mikaela şu an büyük ihtimal totem arıyor. Nereye buğun açabilirim diye. Evet, beni buldu. Adını ağzıma aldığım gibi bıh diye çıktı yandan. Şu an bütün perklerim hazır. Hem flash bombam var hem de flash bombam bir daha hazır. Ulan. Allah! Tuzak boka gitti. Koyduğum tuzak felaket boka gitti. Dikkat dağıtma aldık da. Ya of Nemesis ya. Şöyle dilenerek oynanan killerları hiç sevmiyorum ya. Kır işte olma paleti. Sana mis gibi palet vermişim orada ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Kaybol lan. Oraya vurmayı deniyor bir de. Tığ'a bak. Kaybol lan. Aa, vurdu lan. 3 perkümü de mahvetti şu an. Dileniyor ya, dileniyor. Ulan sana var ya, nimet gibi palet vermişim orada, tamam mı? Gidiyor pencere tarafından dolanıyor. Allah'ım ya Rabbim, vallahi çıldıracağım ben ya. Ha, tuzak bitti, tuzak kendi kendine patladı orada. Ya hayır, tuzak da kuramadım. Ya senin ben var ya deneyeceğim mind game'lere tüküreyim ya. Senin ben deneyeceğim mind game'lere bok atayım kardeşim ya. Adam sadece beni counter'lama odaklı girmiş gibi ya. Tamam, virüs versin de gideyim yani. Ananı avradını, bu duruyor mu lan hala? Yavaşladı mı hızı? Özelliğiyle kırdığı için yavaşladı mı yavaşlamadı mı bilmiyorum ama tamam, yavaşladı galiba, okey. Uf, burayı iyi yırttık, burayı iyi yırttık arkadaşlar. Ama flash bombamız yine işe yaramadı. Killer check paleti yok, adam bana mind game deniyor. Oğlum devam etsen arkamdan hasar vereceksin zaten. Palet olsa eyvallah diyeceğim, dene o mind game'i. Şimdi tamam, flash'ım tekrar aktif. Paleti de bir aktif edeyim. Okey, bir dakika. Tamamdır. Flash'ımızı da aldık hemen. Hay. Benim max yapacağım bomba save arkadaşlar. Arkasından falan bir bakmak bir şey olur dedim de. Oğlum ya bir şey diyeceğim. Oğlum bir şey... La alo. İkinci kere astığı adamda nasıl kapandı lan jeneratör? Hangi perk o? Allah Allah. Ha, ölüm düğmesi mi? Ölüm düğmesiydi galiba ya. Tuzak kurmak için kalkıyorum ya. Bak yine gitti, gördüm aynen. Yani evet, tuzak perkümü counterlayan başka bir olay daha arkadaşlar. Tuzak perkünü koyman için ayağa kalkıp yapman gerekiyor. Yani jeneratör yaparken koyamıyorsun. Ayağa kalktığında da adamda ölüm düğmesi olduğu için jeneratör kapanıyor. Hadi artık, kaç saniye sürüyor? Tamam, şimdi yerleştirdim, şimdi devam ediyorum. 120 saniye içerisinde gelirse vuracak zaten. Gelemezse jeneratörü bitiririm. Tamam, bitirdim jeni, okey. Ses bombamı yaptım. Ananı satayım, bu ne? Okey, siyah hiç bulacağız. Onu da sen bul kardeşim, onu da sen bul. Kapıyı A'ya getirme taktiğini uygulayacağız arkadaşlar. Gördü it ya. Lan, zombiyle katili aynı anda kör ettim. Vur gideyim hadi ya. Oh, kırbaçla vurduğu için yamulduk. Abi var ya bak, vallahi şu build'in bütün counter'ları geldi. Adam paleti uzaktan kırabiliyor. Hani tuzak kurmama izin vermiyor. Bir diğeri item kullanmamı engelliyor. Doktor. Bir diğeri elimi bağladığı için palete tuzak kuramıyorum. Pinet. İnanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Hani maçlar güzel geçti. Maçlara laf etmiyorum ama. Bir de bunlar gelmese siz düşünün yani nasıl geçeceğini. Hani şöyle bir düzgün böyle bir hani Legion, bir Freddy falan bir şey gelse. 15-20 sefer göstereceğim herhalde perkleri. Gençler, bu arada son attığım korku film önerileri videomda zaten önermiştim ama. O video çok fazla izlenmemişti. Bu videoda da önereyim. Belki kaçıranlar vardır. Gungeon Haunted Asylum diye bir film var. 2-3 hafta önce falan ekiple izledik. Kore yapımı bir paro
paranormal film. Yani böyle doğaüstü cinli minli şeyleri seviyorsanız mutlaka bakın derim. İzlediğim en iyi paranormal filmlerden birisiydi gerçekten. Oyunculuklar inanılmaz yani. Hani sanki böyle bir oyunculuk değil de cidden öyle bir yere gitmişler, cidden öyle şeyler yaşamışlar gibi yani tepkileri. Müthişti. Mutlaka bakmanızı öneririm. Bir de bu tarz filmler genelde şey olur, hani fazla hikayeye önem verir. O yüzden çok fazla diyalog olur. Böyle yavaş ilerler film. Bu öyle değil. 10. dakikadan bir başlıyor. Sona kadar full aksiyon. Bu arada yine doktor geldi. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Yapacak bir şey yok. Counter'lara rağmen devam edeceğiz. Gel kır onu, kır kır. Tozu dumana katıyorsun karşım. Bayılıyor mu doktorlara ya? Çok iyi. Kör oldu. Nice 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 nice. 2'de 2'yiz. Oğlum killer check'i kim ne ara yedi? Bir şey diyeceğim, benim buradan gitmem lazım bu arada. Şu paleti de yemişiz. Kim ne ara yedi diyoruz da gerçi bizim adam şey yaptı ki. Duğru yani, bizim adam yedi. Kim yiyecek başka, anasını satayım. Buraya kadar veremezsin değil mi Kral Şoku? Kral Şokella saldı beni inşallah. Okey, güzel loop attık, güzel loop attık. Doktor bilmiyorum arkadaşlar, hani bazıları kitlenebilir bu tarz katiller karşısında da ben doktora karşı kötü loop attığımı hatırlamıyorum yani oyunun başlarını saymazsak. Ya ben hani katile karşı oynamayı çözdüm ya da sana sürekli şok verdiği için hani seni düşürse bile bir şekilde oyalamış oluyorsun. Sürekli hani şok atıyor falan. Bilmiyorum, ben çok seviyorum doktora karşı oynamayı yani. Böyle aşırı pro bir doktor değilse şunu medkitle iyileştireyim de yoksa adam buraya gelirse boşu boşuna hasar almak zorunda kalmayalım. Aynen de öyle. Oyun okundu, bu oyun okundu. Bunda hocam. Tamam vur gideyim. Vur gideyim hocam. Vur gideyim hocam. Gidemedim lan. Zekicesin Purpo. Zekicesin Purpo. Belki de normal kovalasa almıştı beni, anladın mı? Oğlum ne oluyor, şafak operasyonu yedim, beni iyileştirecekler diye sis mi sattılar arkadaşlar? Sabahın altısında aldılar beni, anasını satayım. Bence ne bir tuzak kurayım. Tamam, flash'ımı da yaptım. Hadi görüşürüz. Lan. Allah. Allah! Evet. Purpocum tam olarak bu lazımdı kardeşim şu an. Oo! Purpo man. Purpo man. Var ya böyle hani sıçtım, tamam mı? Sonra elime bir şu heykeltıraşların kullandığı şey ne işte, neşter, ustura bir şey aldım. Şekil vermeye başladım arkadaşlar. Bunu nasıl bir hale getirsem, daha nasıl bir şey yapabilirim? O da yetmedi. Şuralardan bir yerden bir tane tüy buldum. Tam böyle tam ortasına tüyü diktim. Ya bak hadi flash'ı hata olur bir şey olur kardeşim, kendini kör ettin. Ulan 3 tonluk ağacı nasıl görmedin? Nasıl 3 saniye boyunca aynı ağaca sıkışabilirsin ya? Allah'ım ben böyle iyi dup attığım maçlarda şöyle bir şey oluyor, satıyorum ya. Kendime o kadar sinir oluyorum ki. Böyle editlerken falan o sahneyi silesim geliyor yani sinirden. Diyorum lan sen bu değilsin, ne güzel oynuyordun, ne oldu sana bir anda ya? Ya ne oldu ya? La defol git, bana girdi en son. Ya bana niye girdi oğlum en son? Ya aman vallahi billahi bak, Allah'tan maçın başlarında iyi loop atıyorum da yani hani diğer iki hakkımı maçın başına harcamış gibi bir şey oluyorum ya. Adamda da şansıma hayalet şeyi varmış, o olmasa düşüremezdi de. Hadi bakalım tiplere bak, hadi bakalım. Bir smoke attılar, dağıttılar orayı. Son asılış olan arkadaşlarımızdan birini kaybettik. Yani şu maç nasıl tutuyor şu an adam bilmiyorum. Adam benden 3 tane falan uzun chase yedi ama hala maçı tutabiliyor inanılmaz bir şekilde.
Hiçbir mantıklı açıklaması yok. Şu 3 düşüşümün de hiçbir mantıklı açıklaması yok. Bu kadar iyi oynadığım bir maçı nasıl şöyle bir konuma soktum hiç bilmiyorum yani. Neyse güzeldi güzeldi. Maç güzeldi. Maçın son 2 dakikasını falan saymazsak iyiydi arkadaşlar. Ama çok içimde kaldı. Çok leş oynadım son kısımda. Bir maç daha gireceğim o yüzden. Hadi bakalım son maçta da güne yakışır bir maç olur umarım. Aa Lich gelmiş. Jhen perk'ünü çok göstermedim çünkü ya katil olduğum Jhen'e gelmiyor. Jhen'i bitirmek zorunda kalıyorum. Ya da tekme atmıyor yani bilmiyorum yani. İlk maç hariç hiç tekme atan olmadı jeneratörlere. Normalde olsa jeneratörü sırtlayıp götürürler. Yani yarı yarı ya. Beni istiyor sanki. Oğlum siz lan ne mind game'leri deniyorsunuz oğlum, siz değişik misiniz ya? Arkadaşlar bunlar ne lan, gel işte peşimden oğlum. Okey, sanki hata yaptı. Tamam bak güzel oldu, normalde burada bana yetişirdi ama. O perk sayesinde kırdığı için yavaşladı. İyisin hocam. Biz de iyiyiz. Pencere kapandı. Daha ne yapabilirim sizin için? Çok iyi lan. If I just as close my eyes. Atlasam atlayabiliyor muydum acaba ya? Tam arkama bakamadım ama güzel. Okey iyi oynadık. İlk hasarı beleş aldım ya. İlk hasarı yani ben de izini güzel takip edemedim. Tamam ama denediğim mind game de çok ilginç. Neden ilginç biliyor musunuz? Bak bu kısım çok uzun arkadaşlar. Normal şartlarda devam etmesi lazım. Yani buradan geliyor gibi yapıp içeri girdiği zaman hiçbir oyuncu bunu yemez ben hariç. Benim yeme sebebim de şuydu. Pencereden atlamadım. Hani adam benim pencereden atlayacağımı düşündüğü için o mind game'i denedi. Halbuki ben soldan dolanmıştım ama yine de yemiş olduk. Kötü oldu. Mikaela haydi. Mikaela haydi annem. Alo. Çok uzak adam. Mikaela. Piş 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 piş. Mikaela alo. Sol tıka basacaksın yanıma gelip. Bu ne? Şunu alayım ben. Nasıl ya? Yine nasıl bana girdi ya? Nasıl ya? Artık izninizle yıllanabilir miyim? Yani adamda yıllananları görme olsa şu kadar net oynayamaz biliyorsunuz değil mi? Zıngılatmalı purpo. Aha! Sonunda yaptı lan enayi. Tam sattım diyordum. Güzel ona gitti, saldı beni. Helal lan Lara. Lan küre geliyor. Ben bunun... Ananı... Son anda dojladım lan küreyi. Tuzak kurdum da gelene kadar bitiririm zaten. Çök çök çök, buna da çök, buna da çök, buna da çök. Gider ayak flaşı yapıştırdım valla. Bir şey diyeceğim, bu normalde son maçta ama çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Bu maçta bitiremem arkadaşlar. Bu maçta bitiremem. İki tane chase'de çok kötüydüm. O videonun yorgunluğundan da aslında normalde oralarda daha iyi oynayabilirdim ama. Ya kardeşim benim attığım şeye niye el atıyorsun derken katil de Hidden Field atmış, ona da atmış oldu. Adam tek elle iki map'i counterladı anasını satayım. Yalnız bir şey diyeceğim, kaç maç attım lan bu? 6 mı 7 mi 8 mi kaçıncı maç? Sayamadım valla. Ama güzel, bu build'i sevdim. Bu build sarıyor arkadaşlar. Hem troll yanı var hem loop'u da fena atmadık bu videoda. 1-2 tane yerde sıçmış olabilirim ama o kadar da olur. Sonuçta karşımdaki de online oyuncu. Aynı build'le videolar çekebilirim. Ananı satayım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Michael'ın yo, Jordan'ın yo gelmiş. Bizimkiler inşallah farkındadır. Lan git. Sapağa bak. Ya adamda Efsun yıkım varmış. Allah'ım ya Rabbim, koyduğum tuzak bir işe yaramadı. Fuck off artık gerçekten ya. Ananı satayım, öldüm. Geçmiş olsun. Heh, iyi bari saldı beni. Tahsildar oğlu benim peynirim oluyorduk arkadaşlar, yemin ederim. Bir şey diyeceğim, bu Mori Myers. Bu Mori Myers. Volt atacağım bence. Çok iyi.
Michael'ı beyazlara bürüdük arkadaşlar. Baba tipe bak. Tipe bak, beyaz beyaz geliyor ya oradan. Bir şey diyeceğim. Above. 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 Lan Volt bir şey ver bana. Oğlum bu çok hızlı lan. Ben öldüm bu arada, geçmiş olsun. Şey diyeceğim, stalk atıyor mu şu an bu? Oğlum bu ne yapıyor? Kral beni al, beni al. Ben bu stresi kaldıramam. Anında geçer moriler falan arkadaşlar. O bir şey diyeceğim, bu bence bize fake atıyor. Beni stalklamaya çalışmadı ki çünkü. Ya da ben full müydüm acaba? Benim full stalkladı mı? Size bir şey diyeyim mi? Bu adam içerik çıkartıyor derken çıkartmıyormuş arkadaşlar. Okey. Şey yapıyor sandım da, hani böyle psikolojik işkence yapıp seviye 3 moriymiş gibi his yapıp kurbanları böyle dolaba ittiriyor gibisinden. Bak kendime içerik buldum mesela şu an. Geliyor. Hocam niye beni seçtin? Orada başka adam da var. Yani ben bu katilin yo, Jordan'in yoları gerçekten anlamıyorum ya. Mori değil misin lan sen? Sınırsız seviyor mu acaba? Aa, ya Mori atamadı, bir şey oldu. Yanındaki adam şu spota kaçtı. Ona daha yakın. Adam uzaktakine geliyor. Niye? Çünkü benim o. Ama oradaki spottaki olan ben olsam uzaktakini bırakır, bu sefer yakın spottakini kovalardı. Ben bir heal'lanayım da arkadaşlar. Çünkü sürekli yaralı sesi verdiğim için spotlarda falan mind game yapmam zor oluyor. Az önce o yüzden düştüm. Bir de şuradan bir tane daha flash yapalım. Lan bitirmişsiniz Jhen'i, helal lan size. Bunları satayım, bana girdi yine. Oğlum adam efsane hızlı. Böyle bir şey olamaz. Claudette'cim, sevenlerini üzdün. Sana rahmet diliyoruz. Seni asla unutmayacağız. Kurpocum sen de öldün. Sana da rahmet diliyoruz. Kapının nerede olduğunu biliyorum da yetişmem ikmansız gibi. Yetişir miyim lan? Yardım edin. Lütfen yardım edin. Lan bu kapı açık değilmiş ki. Oğlum bunu açmadınız mı? Lan diğer kapıya katil yakın. Aa, adamlar katilin yanında olduğu kapıyı açmışlar lan. Abi inanılmaz, yetişmiştim ya. Oğlum vallahi şaka gibi, bir şey diyeceğim, bu abone falan mı ya? Adam yanında açılan kapıyı bırakıp bana geldi. Ben de kapı açıldığını görünce uzaktakini açtılar sandım. Çünkü katil bu kapıdaydı. Meğersem onu açmışlar. Neyse GG, güzel bir gündü arkadaşlar. Loopların bazılarını çok iyi oynadım. Bazılarını çok kötü oynadım. Bazılarına şanssızdım. Klasik bir Survivor videosuydu kısaca. Ya, bunu hep söylüyorum zaten. Siz ne kadar iyi olursanız, ne kadar bilgili olursanız olun, önemli olan uygulamada arkadaşlar. Mesela ben editlerken videoyu diyorum ki ulan bu hatayı nasıl yapmışım? Ulan orada pencereden niye atlamışım? Falan gibi şeyleri kendime hep söylüyorum zaten. Ama oynarken aynı şekilde olmuyor maalesef. Çok anlık karar vermen gerektiği için çok hızlı düşünmen gerekiyor. Sonuçta karşındaki de online bir oyuncu. Sana göre hamle yapıyor. Işığını gizliyor. Fake veriyor gibi gibi. Bunların hepsi birer etken. Ama güzeldi. Ben gerçekten çok keyif aldım. Bu build'i sevdiyseniz bu build'le survival videoları çekmeye devam ederim. Kovalamaca bu build'i. Bu şekil tuzak bu build'i. Bir de volek bu build'i. 3 tane çok keyif aldığım build var elimde survival kısmında. Bunları döndürerek çekmeye çalışırım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.